Oğuzlar Belediyesi. Anadolu'dan bir yıldız doğacak, adı Oğuzlar olacak. Oğuzlar, tarihi adıyla Karabörk Divanı, İskilip'e bağlı Karaviran adlı bir köyken, 1964 yılında Karaören olarak değiştirilerek bucak yapıldı. 9 Mayıs 1990'da Oğuzlar adıyla Çorum iline bağlı bir ilçe oldu. Oğuzlar, Çorum kent merkezine 54 kilometre uzaklıktadır. Oğuzlar, Kızılırmak Nehri, Laçin ile sınırını oluşturur. Oğuzların kurucusu olarak Karadonlu Can Baba kabul edilir. 13. yüzyılda yaşamıştır. Hacı Bektaşi Veli'nin halifelerindendir. Oğuzlar Belediyesi 1965 yılında kuruldu. Oğuzlar ilçe halkı geçimini başta ceviz, pirinç yetiştiriciliği, tahıl, küçük çapta hayvan besiciliği, arıcılık ve benzeri gibi geçim kaynaklarından karşılamakla beraber genç nüfus kesiminin dışarı açılmasıyla çeşitli mesleklerde söz sahibi olmaya başlamıştır. Oğuzlar ilçesi engebeli bir arazi yapısına sahip olup rakım 650 metredir. İlçe sınırlarından geçen Kızılırmak ilçeye adeta hayat vermektedir. Obruk Barajı ile birlikte ilçede muhteşem doğa manzaraları oluşmuştur. Oğuzlar Belediyesi'nin Altın Koz adıyla açtığı ve su sporları araçlarıyla donattığı tesis ilçeye turizm ilçesi olma yönünde önemli bir adım olmuştur. Yaz aylarında tesisi haftada 6000'e yakın ziyaretçi ziyaret etmektedir. Havası, suyu, sislerin arasına gizlenmiş heybetli dağları, yeşilin huzur veren bütün güzelliğini yaşayabileceğiniz böylesi bir coğrafyayı sanki kutsarcasına bir gerdanlık gibi Obruk Barajı göletinin masmavi sularının kuşatması inanılmaz bir doğa parçası ortaya çıkarmıştır. Uzun uğraşlar sonucu Obruk Baraj sahilinde 197 dönümlük orman arazisini C sınıfı mesire ve piknik alanı olarak 10 yıllığına Orman Bakanlığı'ndan belediyemize kiraladık. Burada ormanı, havası, suyu, doğasıyla bütünleşen bir sosyal tesisi hayata geçirdik. Yine su üzerinde bir yüzer iskele inşa ettik. Gezinti teknesi, sürat teknesi, jet ski, çeşitli tekne su bisikletleri, su kayağı, sörf, kano, muz gibi su sporu araçlarını hizmete alarak ikinci Alaçatı'nın temellerini attık. Bu yatırımlarla Obruk Baraj Havzası'nın ve ilçemizin İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde bir tatil ve dinlenme merkezi konumuna gelmesi için çok çok önemli eşikleri attığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar kuş uçmaz, kervan geçmez diye anılan ilçemizi bugün haftada 2500'e aşkın misafir ziyaret etmekte ve bu rakamı hızla artmaktadır. Sosyal kültürel etkinlikler, konferanslar, paneller, okullarımızda birlikte yaptığımız çalışmalar her biri ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken başlıklardır. Bunların içinde festivalimizi ayrı tutmak gerekir diye düşündük. Oğuzlarımızı ve Oğuzlar 77 cevizimizi tanıtmak maksadıyla düzenlediğimiz festivalimizin bu yıl 14.sünü düzenledik. Bu festivalimiz artık yöresel olmaktan çıkmış, ulusal bir festivale dönüşmüş, uluslararası olma yolunda önemli mesafeler almıştır. Bu da belediyemizin yaptığı önemli etkinliklerden biridir. Oğuzlar ilçesi, konumu itibariyle yakın zamana kadar dışarıyla irtibatı olmayan, kendi kendine yetebilen, kendi ürettikleriyle yaşayabilen nadir yerleşim birimlerindendir. Kapalı bir yerleşim birimi oluşu, bağlı bulunduğu il ve ilçelerle hemen hemen
hiçbir özellikte benzerlik göstermemesinden anlaşılmaktadır. Giyim, kuşam, konuşma, örf ve adetlerinde tamamen farklıdır. Konuşulan kelimelerin pek çoğunun Türk lehçelerindeki kelimelere benzerliği tespit edilmiştir. Bu bakımdan Oğuzlar halkının Oğuzlar boyundan geldiği ve bu bölgeye yerleştiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Oğuzlar, Anadolu'nun parlayan bir yıldızı olma yolunda hızla ilerlemektedir. Tarihi, kültürü, değerleri, coğrafyası, cevizi, su sporlarıyla Oğuzlar, Anadolu'nun tam orta yerinde bütün kültürlerin buluştuğu bir noktadır. Eğer yolunuz Çorum'a düşerse, Oğuzlara uğramadan sakın gitmeyin. Oğuzlar, Oğuzlar. Oğuzlar. Oğuzlar Belediyesi. Anadolu'dan bir yıldız doğacak. Adı Oğuzlar olacak.